Tekrardan herkese merhaba. Stratejist Cüneyt Paksoy ile beraber bugün tekrar karşınızdayız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz. Selamlar Mahmut. İyi, kolay gelsin. Güzel bir yayın diliyorum. Evet. Hemen başlayalım dilerseniz. Bu haftaki köşenizde de belirttiğiniz gibi Aralık ayı çok önemli bir ay. Hem 2020 bilançolarının belirlenmesi hem 2021 beklentilerin şekillenmesi açısından. Koronadaki aşı gelişmeleri piyasalara da pozitif etki yaptı. Bu bağlamda yine siz bu hafta köşenizde belirtmiştiniz. Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın alacakları kararlar ve verecekleri sinyaller de çok önemli olacak. Neler söyleyeceksiniz piyasalarla alakalı? Şimdi dediğin gibi çok önemli bir aya girdik. Aslında her ay önemli ama yavaş yavaş artık 2020'nin bilançosu çıkıyor etki analizleri içerisinde. Çok zor bir yıl oldu 2020 her anlamda. Tabii bunun en önemli payı bu olumsuzlukta virüs sebebi, pandeminin global ölçekte yarattığı etki. Ciddi bir şekilde ekonomilerde hasar oluşturdu. Bunlar şimdilik geri dönülmez hasarlar değil ama en önemli evresine girdik bence pandeminin ikinci dalga ile birlikte. Aslında birçok ülkede de yani bir yanlışla düzeltmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü üçüncü dalga falan diyor ama bir yandan da birçok ülke ve bölgede daha birinci dalga sönümlenmedi. Hatta birinci dalganın içinde ikinci dalga konuşuluyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bu iş gittiğinden beri birinci dalgayı bitirmediler. Avrupa'da bir miktar zayıflamıştı. Şimdi hadi Avrupa ikinci dalgayı yaşıyor, pandeminin bir kez daha merkezi oldu diyebiliriz. Ama Amerika'da bu iş gerçekten ciddi boyutta, Avrupa'da da ciddi boyutta, Asya'da henüz Çin başta olmak üzere birçok ülkede iş problem boyutunda değil. O önemli. Asya'da da eğer Çin başta olmak üzere bu iş başlarsa o zaman işte ikinci dalga ya da üçüncü dalgayı konuşuruz ama birinci ve ikinci dalga birbirine karışmış durumda pandemi henüz noktada. Ve şimdi böylesi bir süreçte biz 2020'de ekonomilerde ne kadar hasar yaptı, ne kadar reel sektörde bu yansıdı, global ölçekte konuşuyorum, ne kadar daha teşvik gerekiyor, ne kadar daha yeni önlem gerekiyor? Bütün bunları konuşup karşılığında önlemler almak için planlar yapılacak bir ay. Çünkü 2021'in 2020'den daha iyi geçmesi için iki tane şart var. Birincisi, içinde bulunduğumuz aşılama süreci, ki yavaş yavaş faz faz oraya doğru gidiyoruz. Birçok firma biliyorsun aşı geliştirdi. Evet. Birkaç tane onaylanmış aşı var. Şimdi bu aşılar dağıtılmaya başlandı. Kabullendi. İngiltere gibi ülkeler hızlı bir şekilde bu işe girişti. Bu aşılanma sürecinin sonuçları çok önemli olacak. Çünkü artık sahada hani beklentiyi satın aldı piyasalar aşı beklentilerini ama aşı beklentilerinin sahada nasıl karşılık göreceğini göreceğiz, izleyeceğiz. O birkaç ay çok çok önemli. Yani tamamıyla herkese ulaşması bir sene deniyor. Ama ilk 1-2 ay içerisinde ulaşacağı insanlarda oluşturacağı etki global ölçekte. Bir bağışıklık oluşturuyor mu? Virüse karşı koruma oluşturuyor mu? Virüs sürecini çok hafif atlatarak geçiriyorsa aşı olan insanlar bu piyasalar için büyük müjde olur. Hatta ben net olarak söyleyeyim, dünyanın geleceği için de çok iyi bir haber olur. Evet. Çünkü sahadaki aşıda yaşanacak problem, aşılanma sürecinde oluşacak problemler maalesef 2021'in de önemli bir şekilde zorlu geçmesine sebebiyet verecek. Bu ihtimal şimdilik bizim istediğimiz, dilediğimiz, düşündüğümüz, umut ettiğimiz bir ihtimal değil. Bizim istediğimiz aşı çalışmalarının adım adım, kademe kademe olumlu sonuç vermesi. Ekonomiler de şu an bunu fiyatlıyor zaten. Evet. En önemli kriterimiz bu. Yani aşı, bu işi insanlık 1900 İspanyol gribi sonuçlarından uzaklaşmak için, aynı şeyleri yaşamamak için. O zaman dünya nüfusunun %65'i enfekte olmuş. Dünya nüfusunun
ciddi bir kaybı var. 50-55 milyon insan deniyor ama o günkü dünya nüfusuna oranladığımızda ciddi bir kayıp oransal olarak. Ve 3-4 sene sürmüş. O süreci yaşamamak için aşının başarısı insanlık adına da önemli. Sadece ekonomi değil hayat. Birçok anlamda biz aşının etkilerini gözlemleyeceğiz. Normalleşebilmek için, eski hayatımıza dönebilmek için. Bunların hepsi için aşı önemli. Özetle piyasalar aşı sürecine konsantre olacak. 2020 bilançoları yapılacak. 2021 beklentileri şekillenecek Aralık ayı içerisinde. Ve bunlar yapılırken iki tane önemli deadline'a konsantre olacağız. Bir tanesi FED. FED toplantısı. FED toplantısı çok kritik hale geldi. Çünkü piyasalara aslında daha başkan olmadan Biden bir destek verdi. Yellen'ı hazine bakanı yaparak. Evet. Yani bu çok olumlu, önemli bir gelişme oldu. Yellen'ın, eski FED başkanının hazine bakanı olması, bundan sonra FED'le ABD yönetimi arasındaki iletişimin gücü açısından da önemli. Demek bundan sonra biraz daha koordineli gidecekler FED'le. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsun Trump başkanlığı süresince FED'le ciddi şekilde mücadele eden bir başkan olarak tarihe Evet. geçti. FED'i birkaç defa uyardı. Haklı da çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani 2019'da daha virüs yokken FED'e baskı yapan bir başkan olarak, FED'e müdahale eden bir başkan olarak anıldı ama orada müdahalesi sonrası oluşan iki tane faiz indirimi hani virüsü bilmiyordu. Bilmesine imkan yok diyelim. Ama Amerikan ekonomisine dair endişeleri sonrası FED'e yaptığı baskının sonuçlarını aldı 2020'nin hemen başında. Daha sert koşullar oluşabilirdi. Zaten sonra FED direksiyona geçtikten sonra olanları biliyoruz. 2008-2014'te basılan para miktarının daha fazlası 6 ayda basıldı FED tarafından. Yani bu sürecin ne kadar önemli bir süreç olduğunu anlamak ve anlatmak adına bunları söylüyorum. Ve piyasa şimdi yeni bir beklenti içinde FED'den. FED biraz daha para bassın, biraz daha tahvil alımına devam etsin, biraz daha reel sektör tahvil alımına devam etsin, biraz daha borsa fonları alımlarına devam etsin. Yani piyasayı virüs aşıyla sonlanana kadar, ki en iyimser tahminle aşının bu işi dünyadan kaldırması bir sene minimum. Evet. Yani öyle 3 ay 4 aydaki saha etkilerini göreceğiz ama aşının herkese ulaşması, herkese uygulanması tam normalleşme bir sene. Ama adım adım iyileşme adına o aşı çalışmanın sonucunu beklerken FED'in aksiyoner olması piyasalar için çok önemli ve FED'e bir beklenti şimdiden piyasa yazdı. Ve bu beklenti gelmezse birinci problem. İkinci beklentiyi Avrupa Merkez Bankası'na yazdı. Zaten Goldman Sachs gibi kurumlar çok önceden Aralık ayı için gösterge yapmışlardı. 400 milyar euroluk bir ek tahvil alımından bahsediliyordu. Evet. ECB adına. Zaten görünen o ki, verilen sinyallere de baktığımızda bu destek gelecek. İtalya'nın bir çıkışı vardı bu hafta biliyorsun. Önemliydi. Geçen haftadan sarkan bir şekilde. Borçların ödenme noktasında Avrupa Merkez Bankası'na ve Avrupa otoritelerine, Avrupa siyasi liderlerine bir çağrısı oldu İtalya'nın. Evet. İtalya Başbakanı bunu yapmadı ama İtalya Başbakanı'nın önemli danışmanı yaptı. Dedi ki borçlarımızı öteleyin, erteleyin ya da haircut. Aynı Yunanistan'a uyguladığınız gibi bir kısmını silin. Cevap gecikmedi Avrupa Merkez Bankası'ndan, Fransız üyesinden. Böyle bir şey dedi mümkün değil. Böyle bir şey çok riskli. Diyerek olayı kapatmaya çalıştı. Aslında İtalya bir şeyi gündeme getirdi. Artan borç noktasında Avrupa Merkez Bankası geri dönülemeyecek şekilde masada kalmak zorunda. Çok uzun seneler. Bu olmaması durumunda Avrupa'da oluşacak problem bu sefer dünya için virüsten sonrası en büyük problem olur. Dünyanın en büyük 3-4 borçlu ülkesinden biri İtalya. Bak bu çok önemli. İtalya'nın evet. Borcunu ödeme kabiliyeti çok çok önemli. Ve turizm 3 trilyon dolar yazdı diyoruz ya, kayıp. En çok etkilediği ülkelerden biri İtalya. Toplam büyümesi içerisindeki pay %15, %20 turizmin GDP'sinde. Onun evet. için çok önemli bir toplantı deadline'da Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak.
Oradan gelecek sinyaller de önemli olacak. Özetle bir de tabii ABD Temsilciler Meclisi'ne kabul edilen ve henüz Senato'dan geçip onay reel hale gelmeyen teşvik paketi beklentisi. O da piyasaların gündeminde olacak. Piyasalar o tarafa da konsantre olmaya devam edecek. Yani sadece FED ve ECB'den değil, hükümetlerden de para beklemeye devam edecek piyasalar. Bir de tabii Biden bir şeyi daha başkan olmadan devam ettireceğini söyledi. Demek ki Amerikan başkanının değişmesi bazı şeylerin değişmesini sağlamıyor. Çin'le olan savaş devam ediyor. Ticaret savaşı. Yani çok net ve çok önemli bir mesaj verdi. Birinci faz neyse ona uygulayacağız. Hatta Temsilciler Meclisi'nde bir şeyi onaylıyorlar. Çinli şirketlerin ABD borsalarına halka arzına kısıtlamalar getirilmesi. Bak bu çok önemli. Yani savaş devam edebilir. Biden'dan herkes savaşı yumuşatmasını, Çin'le bir müzakere ve uzlaşma zemini oluşacağını beklerken şimdi tam tersi bir senaryo olabilir. Bu da piyasaların Aralık ayı ile birlikte gündeminde olacak. Çok gündem var. Bakalım Avrupa Merkez Bankası, FED ve hükümetler ne yapacak? Piyasa buna nasıl cevap verecek? Çok oynak bir, dalgalı bir aya hazır olalım. Her iki yönde. Yukarı yönde de, aşağı yönde de borsalarda, emtia tarafında, kur tarafında hareketler oluşabilir. Uyarıcı olalım. Zaten şimdi muhtemelen soracaksın. Bazı özellikle kur tarafında global ölçekte önemli gelişmeler var an itibariyle. Evet. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Şimdi içeriye dönecek olursak, iç piyasaya bakacak olursak, Borsa İstanbul'da gidişat ne yönde? Bugün ayrıca bir önemli veri açıklandı, enflasyon verisi. Neler söylersiniz bununla alakalı? Önemli tabii. Fakat onaya geçmeden önce belki birazdan soracaksın ama şunu söyleyeyim. Dolar endeksinin aşağı gelmesi, Euro dolar paritesinin yukarı çıkması piyasalar için çok önemli bir sinyal. Evet. Bu sinyali birazdan yorumlarız ama iç piyasayla ilgili gelişmelere baktığımızda evet enflasyon beklentilerin üzerinde geldi maalesef. 12,7 civarında bir konsensus vardı piyasa beklentisi. 14'ün üzerinde bir enflasyon. Evet. Bu maalesef virüs sürecinin ve Türkiye ekonomisinin virüse bağlı kayıplarının telafisi noktasında atılan adımlarla beraber hani birçok sebepten oluşuyor. Gelen nokta enflasyonun yükselmeye devam ettiği. Bir genel konsensus daha vardı. Tepeyi yaptık şeklinde. Yani yaparız Kasım ayında, Aralık ayından itibaren yavaş yavaş inişe geçebiliriz diye. O konuda biraz sıkıntılı bir veri de aslında alt taraflara baktığımızda. Evet, tepeyi görmüş olabiliriz ama özellikle üfede yani üretici tarafında ve çekirdek enflasyon tarafındaki yükseliş ve aradaki makas düşündürücü sevgili Evet. Mahmut. Yani o makasın bir şekilde kapanması gerekiyor. Artı gıda hala baz etkisiyle enflasyon üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Ulaştırma da var ve farklı başlıklar da var ama yine ana belirleyicilerden biri enflasyon baskısı üzerinde gıda olmuş. Zaten hissedilir enflasyon deriz ya biz, halkımızın sahada hissettiği enflasyon. İşte bu noktada aslında Merkez Bankamızın da ne kadar doğru davrandığını son dönem özellikle gösteren bir veri. Çünkü enflasyonla mücadeleyi kazanmadan finansal ve fiyat istikrarını, yani enflasyonla mücadeleyi kazanmadan, finansal istikrarı da kalıcı hale getirmeden üretim tarafında da motivasyonu kalıcı tutmak kolay değil. Zor. Evet. O yüzden üreterek büyümek istiyorsak ki enflasyonla aslında asıl savaşı orada kazanacağız. Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. Tüketimimizin üzerinde üreteceğiz. Üretirken daha çok yerli tarafı kullanacağız. Bunlar hep yapısal dönüşümleri gerektiriyor. Şimdi yapısal dönüşümlerin de hızlanması gereken, özellikle tarımda artık hani daha da hızlanmamız gereken bir dönem. Çünkü virüs tarımda tedarik zincirini değiştirdi. Fiyatlamalar gıda tarafında dünya boyutunda 2021'de uyarı veriyor. Onun için enflasyon sürecini doğru yönetmek için gerçekten Merkez Bankası'nın şu anki politikası çok doğru ve yerinde. Şimdi bu ayki toplantıda tabii önemli oldu bu veriden sonra. Yeni bir artış gerekir gerekmez o biraz Fed'in ve ECB'nin hareketlerine orada
dolar endeksine bağlı global gelişmelere vesaire belirli olacak. Yani bugünden yarına bir yorum yapmak kolay değil ama ortada bir enflasyon problemi var. Sayın Bakan da bugün açıkladı. Evet. Enflasyon sonrası asla taviz vermeyeceğiz demesi önemli. Piyasa için önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın, BDDK'nın, Hazine Maliye Bakanlığı'nın eş güdümlü sadeleştirmeye devam edip sıkı para politikasını koruması kısa ve orta vade adına kur ve faiz dengesi açısından ve enflasyonla mücadele açısından çok çok önemli. Bunları başararak biz üretim motivasyonunu korur hale geleceğiz. Zaten manevra alanı oluştukça gerekli adımlar da atılacak. Yani bir büyüme verisi bize moral verdi. Enflasyon bir miktar hani kritik bir sinyal olarak geldi ama hem üretim motivasyonunu o büyümede olumlu seyri fazla geriye gelmeden korumak hem de enflasyonla mücadele etmek için çok daha özel bir döneme girdik. Onun altını çizelim ama fiyatlamalara baktığımızda hani mevcut durumda dolar TL'deki 7.84 ve borsadaki az bir yukarı seyir önemli. Yani piyasa zaten yukarı yönlü bir enflasyonu fiyatlamıştı. Bakan, Sayın Bakan'ın açıklamalarını ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını biraz kur tarafında ve borsa tarafında fiyatlandığını görüyoruz. Biraz yalnız tahvil tarafında 2 yıllık gösterge tahvilde ve 10 yıllık uzun vadeli tahvilde bir fiyat hareketi var. 15 lira ve 13 lira gelen bir hareket. Bu da enflasyona bağlı olarak bir dengelenme. Bu normal bir hareket. Bundan sonrası için Merkez Bankası kendi manevra alanı içinde adımları yapacaktır. Hani ben piyasa refleksinin bundan sonra artık gözünün enflasyon verisini atlattıktan sonra Merkez Bankası toplantısında ilk bölümde anlattığım FED ve ECB'nin kararlarına bağlı global gelişmelerin etkisinde görüyorum. Borsa İstanbul olarak performansın yukarı yönlü ihtimali hala masadadır. 2 sent hedefini seninle haftalardır, aylardır evet. koruyoruz. Yaklaştık o hedefe. TL bazlı rekor da kırıldı. Çünkü bankacılık sektörü gelmeli demiştik. Bankacılık sektörü geldi. Bankacılık sektörünün verdiği destekle yukarı çıkıldı. Bankacılık sektörünün tabii desteğinin masada kalması bundan sonra da önemli olacak. Diğer sektörlerin tabii desteği de neresi önemli diyorsan 1300-1280 üzerinde kalabilmek önemli. 1350 üzerinde kalabilmeye başlarsak yeni rekorlar gelmesi adına 1420'ye doğru bir hareket başlar. Yalnız 1300-1280 kırılacak olursa 1200-1250 gibi 50 günlük ortalamanın da bulunduğu önemli bir destek seviyesinin kritik bir destek olduğunu unutmayalım. 200 günlüklerde 1100-1150'lerde oranın da kısa vadeli sınır olduğunu artık bu harekette altını çizelim. Yani borsada potansiyel var, hisse bazlı hareketler ve endeks bazında ama bu potansiyelin devam etmesi için iki önemli kriter var. Son dönemde bir yabancı girişi de gözlemliyoruz. Yabancı girişinin gelişen piyasalara doğru devam etmesi, burada Türkiye'nin payını almaya devam etmesi, global tarafta önemli bir düzeltmenin gelmemesi, kur tarafında da bu dengeli seyirin devamı. Dolar TL'ye de baktığımızda orada dengeli seyir Merkez Bankası kararları sonrası bugün Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla birlikte sıkı para politikasının korunacağı beklentisiyle kur 7.85 yani 21-50 günlük ortalamalara yakın seyrediyor sevgili Mahmut. Orada 8-8-20 önemli bir eşik. Orası geçilmedikçe fiyatlarda ekstrem bir değişim olmaz. 8 altında kaldıkça da hani son Merkez Bankası kararı sonrası görülen 7.50'ler artık önemli bir eşik oldu. Yılı 7.50-8 bandı içinde veya en kısa periyotta 7.70-8.10 gibi bir bölge içinde bitirmemiz önemli olacak. Yeni yıla geçiş anlamında da. Tabii Türkiye-ABD ilişkilerini vesaireyi de izliyor olacağız. Birçok evet. Ek dinamiği de izliyor olacağız ama kur tarafındaki dengenin şu anki bu enflasyona rağmen sebebi Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın son bir aylık performansının fiyatlara yansıması olarak görülmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dolar endeksine de bakacak olursak Sayın Paksu, Nisan 2018'den sonra ilk defa 91 seviyesinin altını gördü. Euro tarafında bakacak olursak da 2017 yıl sonunda yaptığını bu yıl sonunda da yapıyor Euro. ABD doları karşısında %8 değer kazandı bu yıl içerisinde. Euro-Dolar paritesi de Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Neler söylersiniz dövizle ilgili?
Ya çok önemli tabii, yani dolar TL hareketleri için de önemli, altın için de önemli, birçok şey için de önemli dolar endeksi. Ve en sonunda 2020'nin en düşük seviyelerine geldi. 200 aylık ortalamanın da altına geldik. Uzun süredir bekliyorduk. Yani bunu teknik de gösteriyordu, söylüyorduk. Global ölçekteki bazı kurumların raporlarında da vardı ABD seçimleri sonrası dolar endeksinin aşağı yönlü seyrinin potansiyel olduğu yönünde. Nitekim şu an onun realize olduğunu görüyoruz. Tabii burada iki tane önemli beklentiyle dolar endeksi bu fiyatlamayı yapıyor. Bir, Fed para basmaya devam edecek ve onu arttıracak. İki, ABD tarafından teşvik paketi gelecek. Hadi bir de buna aşı çalışmalarının başarısını ihtimalini ekleyelim. Bütün bunlar dolar endeksini aşağı yönlü hareket getiriyor. Bu çok önemli çünkü borsaların yukarı yönlü potansiyelini koruması, global dolarizasyon etkisinin aynı 2020'nin başında olduğu gibi piyasalara baskı vermemesi için dolar endeksinin 92-93, en kısa vadede 92-93 altında kalması çok önemli. Şimdi 91'in altındayız. 90 da önemli bir destek altta. 90'lar niye önemli? 2014 Ben Bernanke'nin "Ben parasal genişlemeyi bugünden itibaren sınırlıyorum" dediği noktadan itibaren yukarı kırılan bölge. Onun için hani 90'lara yaklaşmak belki 88-90 bölgesine dolar endeksini getirebilir ama çok da aşağısını beklemek şu an için rasyonel olmaz. Ama buralarda kalması bile 93'ler geçilmeden, 95'ler geçilmeden çok kıymetli. Hem gelişen piyasalar için hem gelişmiş piyasa için. Bunun ilk yansımasını Euro dolar paritesinde gördük. Ve 1.21.50 gibi bu yılın en yükseğine geldi. Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme beklentilerine rağmen Euro dolar paritesi. Bunu bekliyorduk, teknik bir hareket biraz da. 1.23-1.25 gibi seviyeler var ama bütün bunlar tepki olarak kalacaktır. Çünkü Avrupa ekonomisinde net iyileşme olmadıkça, büyüme tarafında net haberler gelmedikçe, virüsü arkada bırakmadıkça Avrupa'nın problemleri çok büyük. O problemleri aşıp güçlü bir euroya kavuşmaları zaman alacak. Birçok şeyi de halletmeleri gerekiyor. Onun için hani 1.23, 1.25, 1.27 gibi potansiyel hedefler var paritede, dolar endeksine bağlı ama bunlar tepki olarak etiketlenecek. Kendi arasında dolar endeksi ve euro dolar paritesinin belli bir denge içinde ilerleyeceğini düşünüyorum birkaç ay. Arada dolar endeksi yükseldikçe euro dolar paritesi de hızlı bir şekilde aşağı yönlü buna cevap verecektir. Orada da çok kritik destek 1.20 altında 1.18.50. Bu seviyeleri izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Hem işlem yapanlar hem de risklerini sınırlamak isteyen işletmelerimiz için bu seviyeler önemli olacak. Bir başka merak edilen konu altına dönelim. Ons altın teknik açıdan güçleniyor. Son bir haftanın yüksek seviyesini de gördü bugün. Neler söylersiniz ons altınla ilgili? Gram altın da öte yandan 460'ların üzerinde seyrediyor. Altında son durum nedir? Valla altın, yani senle her hafta konuştuğumuz, hatta başlığa tanıştığımız, başlığa taşıdığımız, pardon, önemli emtia. Virüs sebebiyle 2080'lere gittikten sonra, yani bizim zaten beklediğimiz fiyat seviyelerini çok önceden gördü. Sebebi virüs katalizörü, yani pandemi katalizörü. Şimdi aşı çalışmaları altın üzerinde bir miktar baskı kuruyor. Fakat düşen dolar endeksi ve teşvik beklentileri aşı haberlerine rağmen altında bir tepki getirdi. Ama tepki henüz çok güçlü bir boyutta değil. Güçlenmesi için gerekçeler var. Hani umarım o gerekçelerden en kuvvetlisi olan virüs sebebiyle altın yükselmez. Umudumuz o yönde ama altın masada kalmaya devam edecek. En az 200 sene daha, en az. Bu riskler bitene kadar. Virüs riski yok sadece dünyada. Artan borcun ödenme durumu, değişen dünya dengeleri, küresel iklim değişimleri, jeopolitik riskler, ABD Çin gerginliği vesaire, birçok şey altını besliyor temel hikayede. Bu temel hikaye masada kaldıkça her geri çekilme altında alım fırsatı. Ben 3 senedir aynı şeyi söylüyorum. Hani gram altın yüzlerden beri, ons altın 1150-1050 bandını gördüğünden beri, ki onun öncesi de var ama altın masada kalmaya devam etmeli. Altın portföylerde olmaya devam etmeli. Dedik her Değerlerinizi de yayında. vurguladığınız gibi. Yani siz de başladığımız süreçte, senle sevgili Mahmut başladığımız süreçte ve onun öncesinde, yani 200 senedir aynı periyotta. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Sorunun cevabı şu. Evet, altın tepki hareketi yapıyor ama tepkinin güçlenmesi için teknik seviye
1865-1900 bandı. Çok önemli. Çok çok önemli. Oraya geçecek kuvveti bulabilirse 1950 son direnç olur. Onun üzerinde 6-7 bir harekete başlar. Evet. Ama düzeltme devam edecekse 200 günlük ortalamada 1800 seviyesinde. 200 günün altına geldikçe de Dünya Bankası'nın son raporunda belirttiği 1600-1750 bandı potansiyel olabilir. Bu şu demek, gram altınla beraber yorumlayayım. İyi bir alım dönemine girdik. Alım fırsatı dönemine girdik. Aceleci olmadan. Şu ana kadar altın almamışlar. Veya yukarıda 500-550 bandında gram altınları kar olarak realize etmiş yatırımcılar için. Aşağı yönlü hareketler iyi bir fırsat getirdi. 450 altında kaldıkça gram altın, biliyorsun dolar, TL ve ons altın parametresiyle işliyor. O çarpan gram altını 450 altına getirdikçe, özellikle 400-420'ye yaklaştıkça rasyonel alım bölgesi. Hatta en senaryoda 380-400'ler bile mümkün. Buralardan dönüşte olabilir ama hani oraları, yani 450'nin altında bir 420-430-400'lere doğru bir hareket mümkün. Demek ki ne yapacağız? Bir anda almayacağız altını bundan sonra. Elimizdeki paranın altına ayırdığımız kısmını da bölümlere ayırıp kademe kademe maliyetleneceğiz. Ve mesela buradan aldıysak aşağı yönlü hareketlerde de, çünkü marj var, kademeli alımlar yukarıda 500-550 bölgesine doğru gidişlerde bir kar potansiyeli yaratacak. Ama açık söyleyeyim, ons altın muhtemelen önümüzdeki 200 sene içinde 2000'leri ve üzerine bir kez daha test edecek. Kısa vadede de olabilir, orta vadede de, uzun vadede de. Hatta 2200, 2350, 2400 gibi fiyat hedefleri var. Çok daha yüksek seviyeler söyleniyor ama ben rasyonel olarak bakıp oralara geldikten sonra ancak onu konuşmak lazım. O potansiyeller oldukça gram altında da 550'nin üzerinde potansiyel var. Altın alarak sadece getiriyor odaklanmıyorsunuz. Paranızı da portföyünüzde koruma altına alıyorsunuz. Hem de gram altına yatırım yaptığınız zaman aslında dolara da yatırım yapmış gibi oluyorsunuz. Dolar TL çarpanı sebebiyle. Onun için altın portföylerde olmaya devam etmeniz sevgili Mahmut. Bu işin temel ve teknik hikayesi de bu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi altından sonra ilk sırada gösterilen platin de Ağustos'tan bu yana ilk kez 1000 dolara aştı. Gümüşte 24 dolar üzerini test ettiğini görüyoruz. Yukarı yönlü hareket etme eğiliminin güç kazandığını söyleyebilir miyiz? Yani emtia tarafında parasal teşvik beklentisi ve aşı müjdeleri yukarı yönlü hareketi tetikliyor. Platinde fırsat vardı zaten. Evet. Onu farklı kulvarlarda, farklı yayınlarda belirtmiştik. Şimdi onu yaşıyoruz. Yukarıda biraz daha marjı var. Çünkü bazı emtialara göre biraz daha aşağıda kaldı potansiyeli aslında platinin. Yukarı yönlü hareket ihtimali var. Açık söyleyeyim. Yani binin altına geri çekilmelerde biraz temkinli olunur. Ama potansiyeli var. Ben asıl potansiyeli gümüşte görüyorum. Açıkçası. Gümüş çok daha önemli bir emtia olacak önümüzdeki dönem. Evet. Endüstriyel talep gelmeye devam ederse, sürdürülebilir enerji kaynakları üzerinden enerji üretimi güç kazanmaya devam ederse, ki gidişat o yönde biliyorsun. Gümüş de bu alanlarda kullanıldığı için güvenli liman dışında kendi emtia ve ekonomik aktivite gömleğini giyecek. Ve 50 dolar gördü zamanında. Altın yeni rekorlara giderken gümüş onun yarısının az geçti. 30 dolarlara kadar gitti biliyorsun. Özetle ben gümüşte de ciddi fırsat görüyorum. Aşağı geri çekilmeler devam etse bile 20 dolarlara yakın her seviye veya o civarda alınacak her pozisyon, biraz altta sarkmalar bile olsa, yukarıda 30 dolar, 30 doların da geçilmese daha yüksek seviyeleri hedefleyen bir yatırımcı profili bize veriyor. Evet. Bu da önemli. Portföy profili veriyor, pardon. Bu önemli. 25 dolar, 27 dolar kısa vadeli dirençler. 30 dolar da çok önemli bir direnç. Oranın üzerinde zaten gümüş hızlı hareketlenir. Düzeltme bittiği andan itibaren zaten hareketler biraz daha farklı boyutlara gelebilir diye düşünüyorum. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz Sayın Paksoy. Haftaya Perşembe günü tekrar görüşmek dileğiyle.
Yayınlarımızın tekrarını ve önceki yayınlarımızı da Milliyet YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta. Bir daha sonraki hafta buluşana kadar. Görüşmek üzere.